Diyor ki bir şey istemek için dua etmeye edep ediyorum. Nedeni nedir çözemedim, fikrinizi rica etsem. Senin hayatın senin sanatındır. Mesela adamda para var. Ama parayı harcayacak vizyon yok. Al. Nefesi dahil ettin. Zaten nefes de şudur bakın. Yukarıya doğru böyle bedenin karıncalanmaya, uyuşmalar böyle başlar. Bunu daha fazla yaptığında bu sesler değişmeye başlar. Of, orası zaten aşk meydanı. Ya nasıl bir Orası enerji aşk meydanı. yükseliyor. Bu arada bir şey istemek için dua etmeye edep ediyorum. Ya, yemin ediyorum aklımdan geçti. Ama ondan isteyeceğiz, değil mi Mehmet Hocam? Diyor ki bir Diyor şey istemek için dua etmeye edep ediyorum. Nedeni nedir çözemedim, fikrinizi rica etsem. şimdi öyle bir nokta ki o çok çık bir nokta aslında. Evet. Yine diyor ki benden istediğiniz, çok istediğiniz benim şanımı yüceltir. Ve onun şanından şüphemiz yoktur. O yüzden ondan isteriz. Edep etmek aslında edep etmek demeyelim, naz etmek diyelim biraz. Yani o da Hazreti İbrahim fıtratı gibi. Şimdi İbrahim Aleyhisselam mancınağı koyuyorlar. Ateşe atacaklar. O sırada Cebrail Aleyhisselam geliyor ki ya İbrahim Rabbine söyle ne istersen iste sen burada. İstersen onları yaksın. Seni buradan çıkartsın noktasına geliyor. İbrahim de diyor ki çok pardon bir saniye. Ne hocam? Okey. İbrahim de diyor ki hayır. Rabbim de ne yapacağını bilir. Teslim. Bu bir teslimiyet noktasıdır aslında. Gerçekten o kadar teslimsen sorun yok. O da razı makamıdır. Nefsi raziyedir. Ama bunu sürekli yaşamak başka bir şeydir. O hisse kalp ritmi gibi ara ara kapılabiliriz. Nefsi raziye, razı olma makamıdır. Yani Allah'tan gelen her şeye razı olmak. Nedir bu Allah'tan gelen her şey? Bu bir bela da olabilir. İşte kaza, bela, hastalık dediğimiz şeyler sadece Allah'tan geldiği için ona razı olma noktasıdır. Nefsi raziye. Çünkü bir tık sonrası bizim gayretimizle mümkün değildir. O da marziyedir. Allah'ın bizden razı olma noktasıdır. Çünkü razı olan Allah'tır. Ona bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz buraya kadar çalışırız. O da öyle bir şeydir. Ben çok tıkandığımda şöyle dua ederim. Bazen çünkü bana da olur. Allah'ım sana doğru dua edebilmeyi bana ilham et. Amin. Derim. Bu kadar. Orada ama yine detay istemekte de sıkıntı yok. Allah'tan isteyeceğiz tabii. Patron zengin. Sıkıntı yok. İsteyin isteyebildiğiniz kadar. Ama hayır yolda isteyin diyor. Hayır için isteyin diyor. Şimdi Allah'tan rızık istersin. Bunun için bir çalışma yaparsın. Esma çalışırsın. Ama o rızıkla gidip oradan elde ettiğin rızıkla gidip Allah'ın razı olmadığı bir yerde harcama yaparsan bu sefer var olanı da alır, hepsini alır. Bu sefer hani bir yere pirince giderken evdeki bulgurdan olmak var ya böyle bir söz. Bu sefer onaya döner olay. O yüzden Midye. rızkımızı da nasıl harcayacağımızı iyi bilmek gerekiyor. Birçok kişi deneyimlemiştir herhalde. Çok yakararak illaki istediği, dilediği, gözyaşları içinde yakararak istediği, dilediği bir şey olmuştur ama Fayda sağlamamıştır. evet. Ben de deneyimledim. O yüzden çok Isıtmaya. istediğimde bir şükürler olsun bir duruyorum. Yani o teslim olabilmek kolay bir şey değil. Belki de acı deneyimlerden sonra oluyor. Bu Deneyim böyle arada bir şey ya. evet Deneyim böyle bir şey ya ondan. illa olsun diye bir şey tutturup yakara yakara dua etmek çok daha yaşı küçük ya da böyle şey deneyimledikçe inşallah dönüşür şu anda izleyenlerde. Çok olsun dediğiniz bir şey illaki olsun ağlaya ağlaya yani size o verilir Allah kabul eder ama sonra hakikaten hayrını görmeyebilirsiniz son noktada teslim olmak lazım. Aynen öyle. O yüzden biz sadece ilham isteriz dua içinde. O bize ilham eder doğru duayı. Onu da o bilir. Ne isteyeceğimizi de o bilir. Ben de dua ederken bilinçsizce ellerimi yüzüme kapatıyorum. Acaba nedendir? O böyle yakınırken falan oluyor böyle yani. Değil mi? Böyle farklı. Ben şu an hani empati yapmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum?
Hep böyle kalamıyor insan yani. Allah'ım, Evet. Allah'ım ne yapacağım? Allah'ım sen nasip et ya Rabbim. Ondan sonra ya o nasıl bir şeyse ben izleyicimizin sorduğu soruyu çok iyi anlıyorum. Bazen öyle bir şey oluyor yani. Evet, bunun bir enerjisel anlatımı da var. Değil mi hocam? İçgüdüsel olarak yapılan bir Yani eylem böyle de oluyor bazen. Yani dışına dönmektir aslında o hareket. Kendi içine dönmektir. Dışarıya kendini tamamen kapatmak, dış dünyayla bağlantıyı kapatıp Allah ile bir an irtibat kurmak ve maddeye kendini kapatıyorsun aslında. Kendini maddeye kapatıyorsun. Duymak istemiyorsun, görmek istemiyorsun, koklamak istemiyorsun, o havayı solumak istemiyorsun. İnzivan mı oluşturmaya Bakıyorsun çalışıyoruz acaba? falan. Kendine alan açıyorsun aslında. Ama bilinçaltının farkında Evet. olma, içgüdüsel olarak bunu bedenin yapıyor senin. Kas hafızası yapıyorsun bunu. O yüzden biz de bunları bilinçli olarak yapalım. Yap ki kullanmıyoruz işte. Ne güzel işi bil. Yani her şeyin yolu var. İstemesini bilmek lazım. İstemesini bilmek lazım. O yüzden ya hayatı yaşamak bir sanattır. Öyle söyleyeyim. Evet. Hayatı yaşamak bir sanattır. Hayatın içinde yaşadıklarımız da sanatçının maharetidir artık. Yani sen nasıl bir sanatçıysan onu öyle icra edersin. Senin hayatın senin sanatındır. Mesela adamda para var. Ama parayı harcayacak vizyon yok. Örnek, parayı harcamak da bir sanattır. Eğer sen sanatçı değilsen gelmez. Bu kadar basit. Önce bir enstrümanı tanımak lazım. Yani enstrüman biz oluyoruz. Sonra tellerini bilmek lazım. İşte nefislerimiz oluyor. Nefis mertebelerimiz birer tane telimiz oluyor. Sonra bu enstrümanla biraz alıştırma yapmak lazım. Küçük parçalarla başlamak lazım. Sonra kendi besteni de yaparsın. Kendi solonunu da yaparsın. Artık ne yapıyorsan single'ını da yaparsın. Her şeyi yaparsın. Yeter ki sen güzel sanatçı ol. Güzel parçalar çıkartırsan, sabırlı olursan o süreçte işte ne lazım? Akort ayarı lazım. Akort güzel olmazsa bozuk çıkar ses. Çalarsın bir şeyler ama detone olur orada bir şeyler. O akortu güzel yapmak lazım. Ondan sonra da artık yaşadığın hayat senin şarkın olur. Biz de şarkıyı dinleriz. Dinlemek de bir sanattır. Kulak lazım onun için adama. Kulak. Yani o kulak olacak. Müzik kulağı olacak bir insanda. O kulak varsa görürsün. Geçen bir paylaşım yapmıştım ya. İşte gözle duyarsın, kulakla görürsün gibi. İşte böyle bundan bahsediyorum aslında. O kulak varsa görürsün. Gerçeği görürsün. O zaman zaten sırra vakıf olursun. Sırlar sana aşikar olur. O zaman dün okuduğun kitapta bugün başka bir bilgi öğrenirsin aynı kitapta. Aynı satır bugün sana başka bir şey öğretir. Yarın başka bir şey öğretir. Diğer sonraki gün başka bir şey öğretir. Hayat boyu tek bir kitap okursun, bir dünya bilgi edinirsin. 10 satırla hayatı tamamlarsın. Gibi. Sır ya bu. Evet. Sırrın sırrı da var. Gece mektepleri var. Yol var, yolculuk var. Yolcu var. Ondan sonra hepsi olmak var. İnşallah yol da biz oluruz, yolcu da biz oluruz, İnşallah. yolculuk da biz oluruz. Yani ok da biz, İnşallah. yay da biz, hedef de biz. Oluyor. İnşallah. Mehmet hocam. Ya böyle hadi deyince olacak bir şey değil bu da. Böyle geceye zikir bıraksanız mı? Yola da çıkıyorsunuz. Öyle toparlasak mı? Ya sorun yok. Böyle Uykuyla ilgili yüksek problem, frekanslı. uykuyla ilgili bir problemim yok. Öyle bir derdim yok çok şükür. Zaten geceyi öyle biraz daha farklı geçiriyorum ben. Değişik geçirenlerdenim. O Evet. yüzden nasıl bir zikir bırakalım? Stüdyodan yapmıştı aslında iki kere ama bu bedenin neden hareket ettiğini anlatmak için de bir o herhalde la ilahe illallah için zikri için miydi? Çünkü demiştiniz ki neden Hepsi ileri Allah geri beden Allah sallanıyor? Allah Hmm. Allah. Yani Allah evet, beden gidiyor. Şimdi orada bir nefes yapıyoruz zaten. Nefesi dahil ediyoruz. Sabit durmuyoruz. Çünkü yaymamız gerekiyor o nefesi bedenimize. Bir şekilde akışı sağlamamız gerekiyor.
Ve o titreşim, o rezonansa bedeni dahil etmemiz gerekiyor. Oksijen akışını dengeliyorsunuz çünkü orada. Ve orada bir zikri yaparken zaten ilk başlangıç yine şöyle düşün. Yine yavaş yavaş başlasın. Allah, 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 Allah. Başladın. Sonra nefes dahil edersin. Allah, Allah, Allah. Nefesi dahil ettin. Zaten nefes de şudur bakın. Nefes alıyorum sadece. Sadece dilimi nefes alırken üst damağıma yapıştırıyorum. Verirken İşte bu nefes. Şimdi tuttum. Bunu böyle yaptım. Bunu hızlı hızlı yaptım. Düşün bir süre sonra ayak tırnaklarından yukarıya doğru böyle bedenin karıncalanmaya, uyuşmalar öyle başlar. Bunu daha fazla yaptığında bu sesler değişmeye başlar. Böyle sanki vav 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 yankılana yankılana gelmeye başlar. Ondan sonra siz zaten yok olursunuz. Ondan sonra orada ne olduğunun önemi yoktur. Siz orada yoksunuzdur. O cezbe hali. Allah herkese nasip etsin. Orada zaten film kopar. O hiçlik noktası dediğimiz noktaya gelir. Sonra yavaş yavaş rehber eşliğinde yapıyorsan bunu seni yavaş yavaş çeker. Yine bu frekanstadır. Bakın yine başka bir esma ile yavaşlarsın. Öyle Yükseldiğin. Tabii. Ondan sonra böyle çok, lah, 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 düşüyorsun. Yavaşlatma da şöyle. Allah. Başladın ondan. Allahu Allah. Allahu Allah. Yavaş yavaş soğutursun. Hop gelirsin bu seviyeye. Yine frekan. Bir yolculuğa çıkarsın. Aşkınla randevun vardır. Sevgiliyle buluşursun. Artık orada ne konuşursun ben bilmem. Ondan sonra gelir buraya oturur. Vurur kafayı yatarsın. Mevzu bu. Orası aşıklar meydanı. Hele zikir halkası varsa o zaman. Of orası zaten aşk meydanı. Ya nasıl bir Orada enerji aşk meydanı. yükseliyor. O çok yüksek bir titreşim var orada. Toplu bilinç enerjisi aktif oluyor orada. O zaten bambaşka bir şey yani. O da büyük aşk. İşte dönmek semah. Semah da öyle ya. O da zikir. Yani mantra. Mantra da zikir. Tabii herkesin bir Mehmet aşkı Hoca'yı ilk buluşması. dinlerken diyor, araya girdim çok affedersin. Mehmet Hoca'yı dinlerken inanın alem değişiyor, ruhum dinliyor. Mehmet Hoca'nın soy adı Saka. Evet, soy adı Saka. Mehmet Saka official, o yüzden hesabı. S ile Mehmet Saka. Yeni takibe geçecek dostlarımız varsa onlara da cevap olsun. Harika sohbet için teşekkür ediyorum. Mutlu oldum. Evet, bir dakika. Çok çok çok. Aa, o zikir, ben okuduğum için böyle bir es verdim. Yok, sıkıntı yok ya. O şey için, ben de tam o sırada sormuşum herhalde. Zikir halkasında yapılan nefes. Evet, az önce hocamızın yaptığını dedim ki hani onu eğer zikir halkasında yapılıyorsa artık yani hem yukarı hem aşağı hem etrafa vuran bir enerjiden bahsediyoruz, değil mi hocam? Yani direkt Evet, bir kabloluş. efsane bir enerji o ya. Direkt iyi yani. Orada zaten arada ilahiler söylenir. Orada şey der. Orada rehber var. Vur kalbi parçala. Yani kalp değişiyor. Unut dünyayı zikret Mevla'yı. İşte çıkar seni aradan kalsın seni yaradan. Falan. Zaten çekilirsin yukarıya doğru. Zaten orası değil mi ya, aşkınla buluştuğun noktadır o. Sevgiliyle buluştuğun noktadır. O da mahremdir. Kişinin mahremidir orası. Oraya bir kimse girmez. Allah ile kul arasında kimse girmez orada. Sadece rehberler kapıya bırakır.